Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'd. Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh. Şu sayyidül ayyâm ve haccül mesâkin bugün cuma gününde Allah subhanahu ve teâlâ kılayken ibadetlerimizi husnuna kabul kılayken olsun. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da merhamet kıladı. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً Allah'ın Rabbisinin makamından korkan kişilerge elbette cennetler var. Başka ayette وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Parvardigarının makamından korkup nefsini havadan tiygen kişi için elbette cennetin ma'valar var. Büyük bir sıbatımızın mavzusu Allah Teala'dan korkuş, havf degen mazluğuladı. Havf, korku. Bu, manası şuna bir söz ki, kişi özü yaman körgen nersege, yetip kalıştığından. Peki, yakış körgen nersesinden ayrılıp kalıştığından. Kalbe geçişken ıstırap, korku değiller. İnsan özü yaman körgen nersesinden yetip kalıştığından. Peki, özü yakış körgen nersesinden ayrılıp kalıştığından. Kalbi ıstırap geçişliği, bu korku oldu batılar. İnsanın kalbinde tabi korku var ve kesikli olunca korku var. İnsan tabiatta tabi korkulardan bu bir vahşi hayvanı görgende korkuşluğu, bir karanlıktan korkuşluğu, belki bir baran bir binadüsüge çıkıp paskaya kalırken bir korkuşluğu, bu insanda tabiatta yuvarlayan korku. Bunca insan günahkar cevap vermiyor. Yani kesikli korku oladı ki, bu insan uzun ihtiyarı olan korkuşluğu. Adamdan korkuşluğu, kembeğaliden korkuşluğu ve Allah da Allah'dan korkuşluğu. Şu ihtiyarı bulan kıyan korkuluğu insan savab oladı, ya ki günahkar oladı. Allah da Allah bana Kur'an'da etedi, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Allah'dan Allah'ın alim bendeleri korkadı. Bir kişi Allah'ını tanıyman dese, ismi zatını, sıfatlarını, kudretini, şu sözlü davasını kısayıyor, lakin hayatta korkmayken olsa bu adam hala Allah'ını tanımadı. Çünkü Allah da olayı yaptı. Kim Allah'dan korkarken olsa bu kişilerini alın diye yaptı Allah da Allah. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh ayetedi, مَنْ لَمْ يَخْشَ اللّٰهَ فَلَيْسَ بِعَالِمِ Alın olsayım, zahırı da. Lakin hayatında Allah'dan korku degen sıfatı, hav degen sıfat bu midyen olsa bu adam alın değil miydi? Şimdi aksince, bir dini ya ki dünyayı ilmi köp bulmazsan Allah'dan korkup yaşayken adam olsa şu adam alim değil adam. Çünkü ilim insanını Allah'dan korkuştuk ki alıp olan. Ebu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet kılınken hadis muttefakun aleyh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıladı. Seb'atun yudilluhumullahu fi zilli diyemme la zilla illa zilluhu ve zekerahum ila enkal raculun da'atku imratun zaten mansabin ve cemalin fekala inni ahafullah. Ana şu kıyamet günü de mahşer yoktu, hiçbir saye bulmuydu. Fakat Allah subhanahu ve teala'nın arşının sayesi şüttüredi. Bana muttefakun aleyhi bugün hadiste, bana şu sayede insanlardan yedi kıl taifede gistüredi. Şunların içinden Resulullah sana bitirirken, mansabdar, güzel bugün bir ayol, zinage takili kıyam payette, ondan fakat razılık talep kılıp duruyan payette, min Allah'tan korkamanda uzunu tiygen, yigit ya ki kişi, bana şu Allah'ın arşının sayesinde duradı. Çünkü bu yigit ya ki kişini nimet olsa yaptı. Hiç kim görme yaptı. Hama şarait muhayya. Fakat şu zinage, razılığı, mailigini bildirip koysa bu oldu. Hama şarait, imtihan şunda buladı. Köçede keteykenimizde, işli keteykenimizde, siz bilanınız üstümüzde zinadege imtihan yok. Çünkü onge şarait yok da hala. Bizden fakat şu zinaya razılıkla talep kılınken payette hemen şarait muhayya bulup şu orunda biz özümüz Allah'dan korkamanda teyip kosek şunda siz bilen biz zinada imtihan ederiz. Haram pullan hazır şöyle oturduğumuzda hiç kimin imtihan yok. Siz salda akılıyken de açıkça birlikte bir 100 somlu bir insanın biri vardı. Egesi keti yaptı. Hiç kim görmedi. Bana şu orunda sizi şu 100 somun 100 somunu kaytar bir işleki neme mecbur kılar. Yalnızca buradan üstürken olsa ertesi rüya yanından beri yapman değilsiniz. Nimet olsa da. Şu oranda inlemezsen şu pulda egesi beri orayken olsayız. Allah'dan korkuyken için beri yapsın.
Yoki bomdod namoziga hech kim yo'q bo'lgan paytda uyg'ondingiz. Sizni nima turg'izadi? Uy sovuq, tog'ordagan chiqsa sovuq, hech kim yo'q, ko'rpadan chiqqingiz kelmayapti. Sizni nima turg'izyapti shu yerda? Agar siz mingta hadis yodlamagan bo'lsangiz ham, 10 pora Qur'on o'qimagan bo'lsam, shayrg'ib turib bismillah deb tog'rat qilib namozga turyapsizmi? Demak, sizni Allohdan bo'lgan qo'rquvingiz sizni qamalatyapti bu yerda. Çünkü biz özümüzü, kimliğimizi yalnız koyanda bilsek buladı. Allah'dan korkamız mı? Yok ki, adamlardan yalanız mı? Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'dan rivayet edilen hadiste, muttafak aleyh hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadı, İnne raculan kâne qablakum razaqahullahu mâlen faqala li benihi lemme hadara ayyü abin kuntu lakum qalu hayru abin. Sizlerden avval yaşayabıkken adamlardan biri ölüm saati etken payette bu bor bu adam bu genedi. Farzandlarını toplar ixtisor halatıda etti ki men kanaka atıydım sizlerge. Farzandları yakşı atıydınız dedi. Bekim bu şey etti ki men hayatımda hiçbir yakşı yıkıma gelmem. Şunun için Allah'dan korkamam kıyamet gününde tırıl tırıl soru ediyen bolsa. Şunun için men ölgenimde küldürüyle külümde yarımını dengizge yarımını tuprak akarak yer yakarak taşıp taşlayırlardı. Farzandları vasiyatını kılıştı, küydürüştü, külünü suge ve kurulike saçıp taşıştı. Allah Teala bu bendeni dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hakini yığdı, tırıltırdı ve neme sebepten bunu yıkıldı? Parvadigara senden korkan legimden dedi. Allah Teala bana şu korku sıfat tüyelik, Allah Teala bu bendenin günahlarının hamasını geçirdi. İhtimal hayatta köp günah kıyandır, savab da az kıyandır, sadakat ya ki bir namaz, takva da az boyken, lakin Allah'dan korkanlığı şu iş çıkmıştıyken mecbur kıldı mı? Allah da Allah günahını keşfetişini madde kıldı. Allah'dan hakiki korkanlığı sebebi. Muttafakın aleyhi boyken hadiste, Resulullah bana Ebu Hurayra'dan rivayet kılınadı. Yakulullahu azze ve celle, İzâ arada abdi en ya'mala seyyaten fela taktubuha aleyhi hatta ya'maluha, ve in amilaha faktubuha bimithliha. فَاِنْ تَرَكَهَا مِنْ اَجْلِي فَاَكْتُبُهَ لَهُ حَسَنًا Meni bir benden dedi Allah Teala, günah kılıçlığına niyet kısa. Ta şu niyetini amelge aşırıp günahını kıma güçe, günah da yazmıyorlar bitti. Eğer şu günahını amelge aşırsa bitti günah yazıyorlar. Yok şimdi menden korkutturup terk kısa, şu terk kıyanlığı bitti sahibi yazıp koyuyorlar. Günahda niyet kıldı, lakin kımadı Allah'dan korkup. Şu niyet kıyanlığı acil olarak. Şu niyetini amelge aşırma geni acil oladı çünkü Allah'tan korku yaptı. Salih salihinlerde bu doğru derken bir hikmeti sözleri var. Hükümalardan bir ayette de Al-huznu yemna'u ta'an Val-khafu yemna'u zunub Varaca'u yukavya ala ta'an Ve zikrul mavti yuzhidu anil fubul. Ahiret hakkında gamı var adam avukattan tiyilip kaladı. Yani aytamiz bir qalbi bir narsa bilan ovora bo'lgan odam, misol qarzdorlar, haqdorlar kelib eshigin tagida to'polon qilishligini o'ylab kutib o'tirgan odam, beshta kelamiz to'polon qilamiz eshigin tagida degan bo'lsa, bu odamga soat 3 ta ovqat olib kelsa ayol, qanaqa ovqatligini bilmaydi, ishtaha bo'lmaydi, sho'rma shirinni bilmaydi, chunki qalbi hozirga keladigan muammo bilan ovora bo'ladi. Kishi oxirat g'ami bilan ovora bo'lsa, ko'pam ishtahosi zo'r bo'lavermaydi. G'am bo'lsa qalbida Allah'dan bugün korku, günahlardan tiyadı. Siz bilen bizde Allah'dan korku sıfatı barbosa hayatta kılayken şeyden beri kaygaleli de. Günahdan tiyalı yapız mı? Tiyse demek gün Allah'dan korkumuz var. Allah'ın rahmetinden bugün ümitçi. Eğer şu nasıl bizde bulsa Allah'ın ibadetini kılıçdikçe kuvvet bağışlaydı bizge. Allah'ın rahmetine ümit kıyken bende savab amelleri köprü akıladı. Allah bizi hem keçirer, deyip durup günah nasihat kılıçdikçe onu gel, takvada, taatta, kuvvet buladı bu narsa. Ve ölümle esleştik, insanın hayattaki aşça, dabdaba, zeyb-i ziynetlerden tiyip koyadı. Çünkü ette gerek ki inin görüşünü bilgen adam yenge libas alıp kişiye kadar hamkı mıydı? Yenge bir sayyara maşını alıp kişiye kadar hamkı mıydı? Çünkü ette görüşünü eşken adam özü bile dilme kılıçta yine. Ebu Kasıl Hakim Rahimahullah dedi, kişi bir neseden korksa, adatta ondan kaçar. Yani kişi Allah'tan korksa, buna aksi bo'ladi. Allohga qarab nima qiladi? Talpinadi. Subhanalloh. Kishi bir narsadan qo'rqsa, shu narsadan qochadi. Hayvonmidi, faqirlikmidi, o'limmidi, boshqa narsa. Lekin Allohdan qo'rqqan odam mana shu qo'rqqan zotga intiladi. Chunki Alloh taoloning o'ziga qaytmagan odam Allohdan qo'rqayapman demasin. Günah masiyat qo'yib, biz ham namoz o'qimaganimizda matimiz toza, biz ham Allohdan qo'rqamiz deyotgan odam bu odam kazzob odam bo'ladi.
Agar qo'rqaningda Allohga qarab intilib talpinib borgan bo'lardi. Banda qachon Allohdan qo'rquvchilar qatoriga kiradi? Qachon kasal odam sovuq suv ichsam kasalim ziyoda bo'ladi deb sovuqdan ehtiyot bo'lgandek gunohdan kishi do'zaxga tushgan yana ham chuqurroq bo'ladi deb ehtiyot bo'lmaguncha Allohdan qo'rqaman deb da'vo qilmasin. Kasal odam suv ichsam kasalim ziyoda bo'ladi deb ehtiyot qilgandek kishi o'zini gunohdan ehtiyot qilmaguncha Allohdan qo'rqaman deb da'vo qilmasin. Fuzayl ibn Yas rahimahulloh aytadi: "Man xofa Alloha dallahul xofu ala kulli khayr." Bir odam Allohdan haqiqiy qo'rqsa, bu qo'rquvi faqat yaxshi ishlarga turtki degasi. Ko'zini tiyadi, chunki Alloh ittiga so'raydi. Demak, ko'z gunoh deyildi. Qo'lida bor xayrsoni haqiga sarflaydi, ittiga Allohdan oldolaman deydi. Agar sarflamasam hisob kitob bo'ladi deydi, xalqiga foydasi tegadi. G'azabini yutadi, g'azabini yutmasam Alloh taolo qiyomatda azoblaydi deydi, jamiyat o'rtasidagi muomala chiroyli bo'ladi. Allohdan bo'lgan qo'rquv insonni faqat yaxshilikka yetaklaydi. Ya ko'rganmisizlar bir amatta Allohdan rostakam qo'rqqan odamni bir yomon ish qilganligini. Endi biz aytgan qo'rquvning ikkinchi turi o'limdan qo'rqish, kambag'allikdan qo'rqish, kasaldan qo'rqishlik. Bu narsalar o'lim, kasallik, kambag'allik Alloh taolosi siz bilan bizning taqdirimizga yozib qo'ygan narsa edi. Biz qo'rqsak ham shuna bo'ladi, qo'rqmasak ham shuna bo'ladi. Faqirlikdan qo'rqqan odam faqirlikdan bo'lgan qo'rquvi hamma yomon ishlarga buyuraydi. Halol haromiga qaramaydi. Pul bo'lsa bo'ldi. Birovga haqqi degan narsa qiziqtirmaydi. Pul bo'lsa bo'ldi. Orzu-havas degan narsa bor. Bizda ham bo'lsin degan xirs. Mana shu faqir bo'lib qolishidan qo'rquvi bor odam xotirjam bo'lsin. Bu qo'rquv faqat yomonlikka yetaklaydi uni. So'raylik o'zimizdan, bizda qaysi qo'rquvning turi bor? Allohdan qo'rqyapmizmi? Kambag'allikdanmi? Faqirlikdanmi yoki kasallikdanmi? Mana shu Allohdan bo'lgan qo'rquvdan boshqa hamma qo'rquvni chiqarib tashlasak, o'sha biz qo'rqayotgan narsa Alloh taolo o'zi narx qilib qo'yadi. Shunday emasmi? Birni bersang, undan olasan deyaptimi Alloh? Allohdan qo'rqib birni beraylik, biz qo'rqayotgan faqirlik ketadi. Payg'ambarimizning sunnatiga yashaylik, kasallik ketadi. Payg'ambarimizning sunnatiga yashab, siylarga ham qo'raylik, to'satdan keladigan o'limni narx qiladi. O'zi hamma bizni qo'rqitadigan narsalarni tashlab turib, bitta Allohdan o'zidan qo'rqishga qaytib olsak, boshqa narsadan qo'rqmaymiz. Biroq mansabdan ishdan hayda boraman desa, xotirjamsiz. Rizqim beradigan Alloh. Bitta ishni yo'lga kimsin ochadi. Birozga popasa qilib cho'chsa, cho'chimaysiz. Allohni yozgandan boshqa narsa bo'lmaydi. Demak, yo biz bitta Allohdan bo'lgan qo'rquvni olamiz ixtiyorimiz bilan, yoki hamma qo'rquv bizning ustimizga yozib qo'yarkan. Allohdan bo'lgan qo'rquv faqat yaxshilikka yetaklaydi. Allohdan boshqasidan bo'lgan qo'rquv bizni yomonlikka yetaklaydi. Imom Subki aytadi: "Ma xiftulloha yawman illa ra'aytu lahu baban min al-hikmati wal 'ibrati. Ma ra'aytuhu qab." Qachon Allohdan bir qo'rqibman deydi. Shu qo'rquvimning orqasida juda ko'p hikmat, juda ko'p ibrat topdim. Allohdan qo'rqib zakot beruvdi, moli ziyoda bo'ldi. Allohdan qo'rqib sadaqa beruvdi, turli balo qazolar kelyapti, qo'ni qo'shnisinikiga unga kelmayapti. Allohdan qo'rqib tilini tiyuvdi, yaxshi ham demaganim dedi, yo'q boshimda turgan ekan dedi. Agar shu shak gapirib olganimda nima bo'lardi? Xijolat bo'lardi. Yaxshi ham aytmaganim, agar bor aytganimda meni gap tashlaganim bilinib qolardi, sharmanda bo'lardi. Allohdan bo'lgan qo'rquv, bilingki siz bilan bizning aqli ojizimiz yetib bormayotgan bo'lsa ham bizning faqat foydamizga. Xoling dunyoingizga, xoling oxiratingizga, xoling salomatchiligingizga, xoling moddiy tomoningizga. Allohdan bo'lgan qo'rquv orqasida juda katta hikmat, ibratlar bor. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday bir hadisni eshitdim dedi. Banu Suvayldan bir boy odam bor edi. Hali boy odam oldiga bir hojat bilan kelgan bir chiroyli go'zal ayolni ko'rdida, undan bir ta'ma qilib, u bilan zino qilishlikni talab qildi va 60 dinor, 60 dirham pul berdi. Hali ayol rozi bo'lib oldi, endi unga yaqinlik qilmoqchi bo'lgan paytda hali ayol yig'lavardi. Nima yig'layapsan dedi. Vallohi men shu pulga hojatim borligi uchun xo'p dedim, lekin shu narsani qilishlikka harakat qilganimda Allohdan qo'rqdim dedi. Shunda haligi boy aytdiki, sen zaif bo'lib turib, muhtoj bo'lib turib shu pulga Allohdan qo'rqsa nimaga men qo'rqmayman? Pulam senga, o'zing ham ketaver dedi. Shu tunda o'ldi shu boy.
ertalab eshigiga Allohning rahmati shu bandaga bo'ldi degan yozuv paydo bo'ldi deydi Rasululloh. Qarang, Allohdan qo'rqib o'zini tiyib qo'yuvdi, ertasi kuni o'lar ekan, yaxshi ham tiyib qo'ygan. Ajabmi zo'r? Allohdan qo'rqib bir narsadan tiyilaveraylik, albatta orqasida bir hikmat bor, katta bir xayriyat bor. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu tirikligida jannatligini eshitgan 10 ta sahobadan bittasi bo'lishiga qaramasdan shunaqa ko'p yig'lardiki, hatto mana shu yoshlari oqadigan yuzini ikkita bir chekasida ariqchalar paydo bo'lib qolgan edi. Ko'p yig'laganligidan. Kim edi bu? Islomda iymon keltirishiga bilan islomga quvvat bo'lgan kishi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duosi bilan iymonga kelgan kishi. Tirikligida jannat haqida eshitgan kishi Allohdan qo'rqib yig'laganligidan. Insof qilaylik, bir marta yig'laganmizmi? Sahobalarning tarixini, payg'ambar alayhisalomning tarixini eshitganda ko'zimizga jiqqa yosh keladi. Ha, xo'p, yaxshi. Zo'r. Endi shu sahobaning hayotini eshitmasdan yolg'iz qolganda, jannamoz ustida kechqurun yig'laganmizmi bir marta? Allohning soyasida turadigan 7 odamning bittasini sayganda Rasululloh nima dedi? Xoli qolganda kechasi jannamoz ustida turib Allohdan qo'rqib ko'zidan yosh chiqqan kishi dedi. Yettidan bittasi dedi. Yolg'iz qolganda Allohdan xoshiyatidan, Allohning qo'rquvidan ko'zidan pashachalik yoki pashani boshchalik yosh chiqqan kishini ko'ziga jahannam o't harom dedi. Qiyomat kunida bir bandani Alloh taolo rivoyatlarda keltiriladi. Savob gunoh amallari tortilganda gunoh amallari bosib ketdi. Shunda banda do'zaxga hukm qilindi. Bir dona kipriga Allohga nido qildi. Parvardigor, ko'zidan kichkinaga ko'z yoshi chiqqan Allohdan qo'rqib. Allohdan qo'rqib kichkinaga yosh chiqargan ko'zga jahannam o'ti harom degandiku, men guvohman, mana shu men turgan ko'zdan yosh chiqqan der ekan. Shunda shu kichkinada Alloh taolo so'zini olib jannatga kirgizar ekan shu bandani. Shu kichkinalarimiz guvoh bo'lganmi? Bizni ko'zimizdan oqqan yoshlarga yolg'iz qolgan paytimizda. Ya'ni u sahobalar bilan, u salaf solihlar bilan bizni taqqoslaydigan bo'lsak, endi misol deylik, shu dindan uzoq yurgan, dindan bexabar yurgan odamda biz o'zimizni boshqa odamga o'xshab his qilamiz u. Biz masjidga yuryapmiz, biz 20 kun, 30 kun taravaga boryapmiz, 30 bora xatmada turib biz bir katta ish qilayotganga o'xshaymiz-da. Shaytonni yengib qo'yadigan o'rinlardan bittasi shu ekan. Inson o'zini boshqalardan katta tutib olganligi, amallarini ko'pligi bilan faxrlanadigan bo'lib qolishligi va gunohlarni esdan chiqarib qo'yganligi shayton buni yiqitib qo'yibdi degan gap. Umar ibn Xattob Madina ko'chalarida ketar ekan, sahobalar bilan bir kichkinagina bir balog'at yoshi yetmagan bir bolani shunday ushladi-da, shunday bag'riga bosib turib, "Ey bolam," dedi, "duo qilgin," dedi. "Alloh bizni gunohlarimizni kechirsin." Ashoblar, "Ha, bu balog'at yetmagan yosh bola qanaqa qilib bizni gunohimizni so'raydi Allohdan?" dedi. Umar ibn Xattob ularga qarab turib, "Ey birodarlar, bu balog'at yetmadi. Demek ki günahlarda yazarken kalemi işte çükeni yok. Bunu dostu cevabı. Biz balavat ettik, günahlarda kaladigan kalemimiz yazı yaptı. Elbette bu dua kısımda dedi. Abu Hurayra raziyallahu anhu ölüm saatleri yakın bugün payette yığladı. Şimdi ey Abu Hurayra neme yığlayız dedi. Bu kişi cevap verdi ki, ey kaleler bu kişiler raziyallahu anhum degen Allah bunlar hakkıda. Allah bunlardan razı oldu. Shunaqa bandalar, shu odam yig'layapti. Rasululloh vafot qildi. Bulardan rozi holda ketgan edi. Bularga jannatni bashoratini bergan edi. Shu kishilar yig'layapti. Men sizlarni dunyolardan chiqib ketayotganimga yig'layotganim yo'q. Sizlardan ayrilayotganimga yig'layotganim yo'q. Lekin safarim uzoqligini o'ylab yig'layapman. Qiyomatgacha qancha o'taman qabrda? Men ertaga ko'tariladigan yoki pasayadigan hovliga ketyapman. Men ko'tariladiganlar qatorida bo'lamanmi yoki pasayadiganlar qatorida bo'lamanmi? Shuni bilmay yig'layapman. Alloh meni kitobimni o'ng qo'limdan beradimi? Chap qo'limdan beradimi? Shuni bilmay yig'layapman. Yana qaytaramiz. Bular sahobalar. Alloh bulardan rozi bo'lgan kishilar. Bizchi? Biz o'zimizni kimga taqqoslashni olaylik-da? Qanchalik noqisligimiz, qanchalik bir gunoh kamchiligimiz yetarligini shundan bilib olsak bo'laveradi. Rivoyatlarda keltiriladi Shayx Abu Ali Ad-Daqoqdan Shuayb alayhissalom Allohdan qo'rqib yig'ladi. Yig'ladi. Yig'ladi, ko'zi ko'r bo'ldi. Alloh taolo ko'zini qaytarib berdi. Yana yig'ladi, yana yig'ladi, yana ko'zi ko'r bo'ldi, yana qaytarib berdi Alloh. Yana yig'ladi Allohdan qo'rqib. Ko'zi yana ko'r bo'ldi. Alloh taolo ko'zini qaytarib berib, "Ey Shuayb,
Agar sen cennetten ümit kılı yığılırken bulsan, senge vacip oldu, bu oldu yığılamak dedi. Yok sen eğer dolgurattan korkup yığılırken bulsan, dozak senge haram kıldım dedi. Parvadigara dedi, ben seni yüzüğünü körüşlükke şavgılan yığılıyordum dedi. Cennet diyem, dozak diyem etmeyordu. Senin yüzüğünü körer mi kim ben degen, yüzüğünü körüşüydeki şavgılan yığılıyordu dedi. İbadet üç kıldı oladı. Kuldu ibadeti, savdagardı ibadeti, aşığı ibadeti. Kullu ibadet kanaka. Kul, hacası büyürgen işini kınasa, ceza alışından korkup, çıkıladı. Kaldı eğildi, azablanan. Kullu ibadeti şuna kıyken, dozaka çıkamaya da bir ibadet. Özü şimdi yapıyorken katta yapıyor bu adamlar. Çünkü dozaktan korkup, dozakta körüp durgen de korkuşlu gibi zor sıfır. İkincisi savdagardı ibadeti. Savdagar kim idi? Savdagar payda kovgen, men senge, sen men yakın adam. Birini iki kıladın adam. Savdagar kana ibadet kılarken. Parvadigar, men sen etken ibadeti kılaman, sen etken haramdan tiylaman, sen menge cenneti göresen. Savda. Savda. Bu, kul ibadetten baratıra. Üçüncüsü aşıklı ibadeti. Bu aşık, cennet diyen, dozak diyen kızıgı yokken. Allah'ın da cemalini körsen de ibadet kılarken. Ana maksat. Gaya, maksat Allah'ın didarını körüştü. Çünkü cennet çekilgen cennetiler ki Allah-u Teala hemen nimeti verip koygenden ki, özünü yüzünü bir metre körsetken de, İbn-i Kesir'de geledi, nimetler ki çömelip çömelip durken de, cennet asmanı geçin diye bulutsuzluk geledi de, selamun kavlam bir Rabbi Rahim. Ey cennet ahli, sizler ki tınçlik ve amanlık olsun degen parvardigarını, cemalını, parvardigarını, didarını köredirler. Allah'ın yüzünü köredi şimdi, min yıl yakışıdan ketedir başlasın. Özge kerim etken birinci yapı parladıgör, yine bir madde yüzüğünü körsen. O nesiller olmasa yani. Üçüncü, maksatta Allah'ın didarını körüştük hareket kılırışlık. Ali insanı körüştük. Hazara Radiyallahu Hanfı Peygamber Aleyhisselam'ı aldı gel, çıkıp geldi. Hazara bana Abu Bakır aldı dedi. Abu Bakır çıktı. Ne mi yoruna kadar yapsın dedi? Ya Abu Bakır dedi. Resulullah da aldı da otursan, bir başkaçı adam bulamam. Kalbim başkaça bir ahiretke şavkım, ahiretke zavkım, Allah'ın körüşüke bugün bir muhabbetim ziyade boladı da, Resulullah'ın yüden çıkıp, üyüm yeketi, balaça kamına yapraşı oturgenden ki, özgür kalamam dedi, biz. Bu nasıl mendeye mi var dedi, Ebu Bakır. Yürüyün dedi, Resulullah'ı aldıya barıştı. Kalın erişti, biz münafık da kaldık mı dedi. Bu münafık olmaz dedi. Eğer sizler, benim huzurumda gidip, halat bilen hayatta yürüyen ileride, bu şimdi bir pakize halat ki, tarıştılar sırada közlerine körünlerdi. Assalamu aleyküm de kul ileriye kulunu bir görüşerdi. Lekin insan bazı da onu deyip bazı da onu deyip olandı. Bunlar havatırda bu yani. Kalbini özgürüp olayken gider. Hadis kudüsündeki elade İzzetim ve ulu ulgimge kasam min benden üstüde ikide korkuluyen ikide hatırcamiyleyen canlamiyemem deydi. Kim benden dünyada korkmazdan hatırcam yaşayan olsa ahirette benden elbette korkadı. Kim benden dünyada korksa, ahirette benden hatırcanlığı buladı. Bizi ihtiyarımızda bitti korku, bitti hatırcanlığı var. Eğer dünyada hatırcanlığı olsak, ahirette korkumuz kalırdı. Dünyada Allah'dan korkmasak, ahirette hatırcanlığımız kalırdı. Allah subhanahu wa ta'ala özlerden korkuyan bendelerden kıyam olsun. Ve siz bilen bizi doğduğa belki cennetlik bas. Allah'ın didarını körüp, Allah'ın Allah'ın didarı yetiştik niyeti de ibadet kıladigen, haram hatıştan tilladigen bendelerden kıyam olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.